İsmail Hoca şu an hiç dokunamadı diyoruz takıma. 4 kişilik bir grup var, o kalabalığa girmek istemedi. Ferreira geldiğinde de insanlar o sabrı göstermedi, biraz ön yargılı davrandı. İsmail Hoca keşke Arda'yla da başlasaydı 11'e. Ali Koç döneminde en başarılamayan noktadan biri de bu oldu. Bu takım mental olarak çökmüş, önce bu durumu düzeltmeliyiz dedi. Arda'nın yanına çok iyi bir mentor konması taraftarıyım. Legend Futbol gündemden bir kez daha merhaba. Fenerbahçe son kulvarda da yarışa veda etti ve Avrupa'da yolunda defterini de kapattı. Sevgili Alican, sevgili Alçın Türk hep beraberiz. Artık Fenerbahçe ligde ikincilik için, Avrupa sıralaması için mücadele verecek. Ortaya çıkan tabloyu arkadaşlarımızla konuşacağız. Uzun süredir beraber değildik. Bir araya geldik tekrar ama hüzünlü bir tablo sonrası. Beraberdik de program yapmadık. Programda beraber değildik diyelim. Evet Yalçın abi, ne diyorsun gelinen noktaya Şubat ayı sonu itibariyle? Yani dün akşamı konuşursak ben hemen şuradan başlamak istiyorum. En azından Arda'yla kesin başlardım. Çünkü Arda bir önceki lig maçında sana çok iyi top oynamış. Taraftarın da takdirini kazanmış. Dolayısıyla İyi oynayan bir futbolcuyla devam edersen taraftar da sana kızmaz. Arda kötü de oynasa kızmaz. Koruyor onu, açıklaması öyle Yalçın abi. Koruyorum dedi Arda'yı. Ama yani ben... Neyden koruyor olabilir? Ağır baskı olabilir mi? Efendim? Üstündeki ağır baskı, oluşturulan ağır baskı, çok beklenti. Şudur yani, çok genç olduğu için, ne bileyim tecrübesiz olduğu için fazla üstüne gitmeyeyim diye koruyorsa olmaz yani. Mesela... Çok örnekleri var. Dünyada örneği var, Türkiye'de örneği var. Emre Belezoğlu. Dünyada Pele. 17 yaşında Dünya Kupası oynamış adam. Anladınız mı? Yani çok uzağa gitme. Mbappe var. Mbappe var burada. Tabii yani oynatabilirdi ya. Kimse bir şey diyemez İsmail'e. Eğer Arda kötü de oynasa, İsmail Kartal'a kimse bir şey diyemez. Ben olsam devam ederdim. Yani en azından. Ve Arda %100 gene iyi performans sergileyecekti. Gördük işte... Adamların içinden geçti. Golü hazırladı. Ama keşke Arda atsaydı. Yok, oynasa da, maça 11 başlasa da yani skorun çok farklı olacağını düşünmüyorum. Bu benim yani, düşüncem ben ama. Skor olarak şey yapmıyorum. Yani oyun olarak yani Pelkas kadar oynayamaz mıydı? Sosa kadar oynayamaz mıydı Arda? Ben o zaman Çağatay'ı da kadroya da alırdım yani ayrıca. Yani Avrupa sıralamasına da yazardım yani. Ne kaybederdik? Ya onu bilemiyoruz zaten. Değil neden yazılmadı mesela? O biraz mesela popülist bakış açısı. Yani Crespo'yu, teknik direktör olmuş olsan Crespo'yu aynı şekilde düşünmezsin. Orada yani, çünkü daha neden bilmiyoruz. Ya yani şimdi mesela İsmail Kartal Hatayspor maçı sonrası bazı oyuncuları bu maç için beklettim, dinlendirdim dedi. Rotasyona gittim dedi. Dinlendirdiği oyunculardan biri mesela Sosa'ydı. Yani dinlendiğine değmiş mi? Sosa sezon başından beri dinleniyor zaten. Uzun yılların yorgunluğu var. Geçtiğimiz yani sezon da dinleniyordu. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri zaten amacı Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra daha rahat bir yerde yaşamak. Daha rahat takılmak diyeyim ben sana. Daha rahat böyle boy göstermek. Futbolu ikinci plana itmiş. Tamamen kariyerine güvenerek, ismine güvenerek sahada olan bir isimdi. Tabii ki performans verdiği maçlar oldu. Şimdi böyle baktığında da görüyorsun sahada yürüyen, atılan gollerin çoğunda rakibi bile kovalamayan, maç başladı daha 10 dakikada Fenerbahçe'nin orta sahası düşüyorsa İsmail Kartal'ın benden önce bunu görmesi gerekiyor. Daha 10. dakika olmuş, solumuzdan 2 tane atak yemişiz. Zaten maç gittim diyor. Olacakları sana önceden söylüyor. Müdahale bile edemedin. Gol yemişsin, ikinci gol geliyorum diyor. Geliyorum diyor. Ferdi... İkinci sakatlıydı. İlkinde sakatlandı. Sahada uzun süre böyle bir durdu. Belli ki Ferdi oyun içerisinde böyle bir aksaklığı tekrar dile getirecek. Yine sakatlandı. O sırada Kim Min-jae mi girsin, Nazım mı girsin? Teknik heyette bir panik havası. Kimi maça hazırlayacaklarını bilemediler. Ki ağır ağır da çıktı farkındaysan Ferdi. Yanına Salah mı gelmişti onu böyle sahaya çıkartırken. O sürede senin şeyin var. Hazırlanman için bir beklemen sürecim var. Sürecim var. Sen beklemedin, bekledin bu sefer. Ne oldu? Oyuncuyu oyuna atamadın. O ara işte önüne hemen ne yapması gerektiği konusunda yardımcılar önüne taktik bilgileri verdi. Zaten geçmiş olsun. Şimdi Altın abinin dediğini daha bir şöyle düşünürsek acaba Fenerbahçe bu hani artık beklentisi olmayan Tisseranlar, Sosalar gibi isimlerle mi yürümeliydi yoksa daha farklı bir rotasyona girip
Hatay Spor maçında onları oynatıp bu başka isimler dinlendirip bu maça çıksaydı daha mı farklı olurdu? Şimdi beklenti neydi? İki tane maçın lig maçını üst üste almışsın. Biraz da morallenmişsin. Açıkçası Slavia Prag'da böyle gözünde büyüteceğin, çok çok büyüteceğin bir Avrupa takımı değil. Ben Slavia Prag'da oynarken sanki Fenerbahçe Liverpool'a karşı oynuyor mu zannettim. İki gollerini atan Sor var ya. Evet. Ya Sor'a bakıyorum, Mane zannettim Sor'u. Yani bizim defansımıza, defansın içinden geçti. Yapabilecek her şeyi yaptı bir maç boyunca. Öyle ki hani maç 3-2 bitmiş olabilir ama maçın hakkı 3-2 değildi yani. Hani 6-7'yi çok rahat görürdü. Ben şimdi ilk maçı da hatırlıyorum. İlk maçta Fenerbahçe özellikle ilk yarıda atak yok, şut yok, girişim yok, hiçbir şey yok. Fakat Slavia Prag öyle bir Fenerbahçe beklemediği için çok kontrollü gitmişti Fenerbahçe. Çok yani gelmemişti. Yine de 2-3 tane pozisyonu vardı ilk yarıda. Ama korktu yani. Eksiği vardı bir de ilk maçta. Evet, ilk maçta 5-6 tane oyuncusu yoktu. Peki ne olacak şimdi böyle? Size soruyorum yani bu tablodan sonra buradan Fenerbahçe... Buradan elenince bir başka kulvar var mı? Var. Ligde ikincilik kulvarı var şimdi. Bir hedef o. Yok süper. Yani sırayla bütün kulvarlardan elendik. Hiç ortada hedef de kalmadı. Amaç da yok. Ne olacak bu takım? Şimdi dün İsmail Kartal'ın konuşmalarından artık ligde Avrupa'ya gidecek. Biz sıralama için mücadele edeceğiz dedi. Üç kulvardan Şubat sonunda elenen bir takım için ligde umutlu olmak ne kadar doğrudur? Yani avuntudur. Başka bir şey değildir o yani. Mecburen öyle avutacağız kendimizi. İlk dört sırada bir yer bulacağız ki bir dahaki sene Avrupa kupalarında mücadele edelim. 6 puan fark var Konya'yla. Konya'yla da maç oynayacağız. Büyük avantaj da var öyle bakınca. Tabii ki. Kapatılmayacak fark değil. Yeter ki takım bunu istesin, takım bunu göstersin. Ligde ne dedik? İşte iki maç üst üste aldın. Bu moralle üzerine koya koya ilerlemesi lazım Fenerbahçe'nin. İsmail Kartal'da da böyle rakibi analizde illaki teknik heyetinden yardımlar alıyor. Ya orada eksiklikler var, onu doldurur. Ama takımın inancını, kendisinin bu takıma inancını aktarırken ben sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca'yı gördüğümde her zaman işte moralsiz, kafa önde eğik, hep çok çalışan, hep kendini böyle çok yıpratan, bir şeyler için mücadele veren, aynı oranda da takıma baktığımda takımın da bunu çok fazla önemsemediğini gören, hasbelkader maçlara çıkalım, bu sezonu böyle bitirelim, herkes kaderine razı olsun havası var. İşte bu tablo amaçsız kalan, hedefsiz kalan Fenerbahçe, bilmiyorum şimdi beni... Sonuçları İsmail Kartal'a bağlamıyoruz yani. Bir tercihti. Arda ile oynasın. Benim düşüncem o tercihini yapabilir. Her şeyden önce İsmail Kartal'a al bu takımla mücadele tabii edeceksin dendi. Takviyesiz bir takım. Sonuç olarak dedi. Yani oyuncu grubu da İsmail Kartal'a hiç yardım etmiyor. Yani kendilerini sahaya çıkıyorlar. Herkes keyfine göre oynuyor. Ya dün 5'e 2 yapar gibi oyun oynuyordu. O zaman biraz yaparak. Yalçın abi biraz hani madem gerçeklerle yüzleşelim ben Deniz'e sormak istiyorum açıkçası. Deniz, Pereira'yı beğenmiyorduk. Yani ben de dönem dönem aynı şeyleri savundum. Şimdi böyle dönüp baktığında ben veya bizler veya işte yöneticiler veya başkan diyor mudur Pereira kalsaydı bundan daha iyi bir tablo olurdu diye? Ya, takım daha değerli toplu olur muydu? Bence bir şey fark etmezdi. Zaten o yola girmişti Fenerbahçe bu yola da. Yani şu an bence Fenerbahçe yönetimi sadece baktı biraz maddi bir zarar var mıdır? Yani Pereira'yı gönderip de biraz maddi külfeti azalttılarsa bence hedef oydu yani bu sezon bazında. Eğer daha geniş büyük bir hedefe gitselerdi bence bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal olmazdı. O hedefe gidemediler. Yani bir de Pereira ismi yabancı bir isim olduğu için hedefi çok yükseğe koyuyor ister istemez. Pereira futbolcularla şeyini kopartmışlar. Bağını kopartmıştı. Dolayısıyla tamam abi, İsmail Hoca'nın futbolcularla bağı var mı? İsmail Hoca için şu anda futbolculardan öyle bir tepki yok. Pereira'ya resmen tepki gösteriyorlardı biliyorsun. Yani mesela Mesut'un bence bugüne... Mesut, İrfan Can. Mesut'un bugüne... Tamam abi uzatmıyor. Nerede bunlar? Peki bu iki futbolcu nerede abi? Sakatlardı kendileri. Biri belinden operasyon geçirdi. Uzun süredir yok. İrfan Can sakatlanmıştı. Uzun süredir yok. İrfan Can hep sakat zaten. İrfan'la Mesut'la ilgili de yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ya da futbolla ilgili iletişim sorumlusundan
bir açıklama da yok yani. Nedir? Ha, ne zaman geri dönecekler? Sakatlıkları ne aşamada? Ay bu Pereira mesela, ben de söyledim o sözü. Buradaki Türk futbolcuları ben futbol oynamayı öğretiyorum diye. Valla dönüp bakıyorum. Doğru söylüyormuş diyorum adam. Ya şimdi ben doğru, öyle düşünüyorum. Alican, şimdi doğru söylüyormuş da şimdi yitirilen bir sezon var Pereira sürecinde. Şimdi o süreçten sonra bazı oyuncular, bunların içinde İrfan'ı koyalım, Mesut'u koyalım, artık taşın altına elini sokmuyorlar. Yani iş bitti diyorlar. Zaten Pereira ile bizim bağımız yoktu. Bu sezon da bitti deyip ortada gözükmüyorlar. Yani şimdi evet, Mesut belinden ameliyat olalı ne kadar oldu? Bir buçuk ay oldu. Yani o kadar uzun bir süreçten bahsedilmeyen bir operasyondu bu. Ama artık o da kendini riske etmiyor. Çıkmıyorlar ortaya. Yani çıkacak bir durum yok ki. Çıkacaksın şimdi sen... Sen Fenerbahçe'de futbolcu olsan Kadıköy'de oynayacağın maçlarda korkmaz mısın ya? Deniz öyle bir şey söylüyorsun. Ben futbol... Ya ben kendi çapında göreyim. Bunu bana değil de hani biraz daha bak, Yalçın abi var orada. Genç takımda oynamış. Profesyonel de lisanslı. Yalçın abi diyorsun. Sıkıntı değil mi şu an Kadıköy'de bir maç oynamak? Ya %100 sıkıntı. Ya bu tablonun bir de bu tablo İsmail'in eseri değil yalnız. Onu da bir açıkça koymak lazım yani. Tabii. Abi eseri değil, kabul ediyoruz. İsmail Hoca şu an hiç dokunamadı diyoruz takıma. Ha, dokunamadı mı yoksa demin vurguladım. Yoksa futbolculardan mı sen diyorsun? Vurguladım yani, oyuncu grubu bir türlü destek olamıyor yani. Kendini sahada bir türlü rakibe kabul ettiremiyor. Abi oyuncu cin gibidir. Yani bir şey otorite olmayacak. Boşluğunu gördüğü anda, şimdi Pereira gitmiş. Zeki Hoca geldi, takımı çalıştırdı. Biliyorlar ki Zeki Hoca da geçici. Zeki Hoca gitmedi ama takımda duruyor. Geldi İsmail Hoca. İsmail Hoca'nın da geçici olduğunu herkes biliyor. Ayrıca futbolcu cin gibi deyince zaten bu durumda ortaya çıkmaz futbolcu. Tamam, biz de onu söylüyoruz. Yani kimse elini taşın altına sokmaz ki. Yani... Sahada sen demedin mi? Şöyle bir görüntü var. Maç bitmiş. Mert Hakan yandaşı Arda Güler teselli ediyor. O hala rakiple dolaşmanın derdinde yani. Ya şimdi herkes, bazı kesimler böyle bu durumlarda şimdi Mert Hakan attığı golü konuşacak. Gol dışında Mert Hakan'ı gören var mı? Var. Ya sen çok ön yargılısın Mert Hakan'a karşı. Senin ben Mert Hakan için yaptığın yorumlara katılmıyorum. Yani biraz seni ön yargılı buluyorum Mert Hakan konusunda. Vallahi ben... Ya saha içi ve saha dışını ayıralım o anlamda. Saha içinde de ben onu genelde böyle hani tartışmalarda kart görürken, onun üstüne yürürken falan daha çok görüyorum. Ben tamam, onu daha görebilirsin. Çok... futbolcunun hırsından kaynaklanıyor. O tarafı var biraz. Ben yani o da mesela Fenerbahçe'nin şu anki konumundan kaynaklanan bir psikolojik etki olabilir yani. Ha, o ama olabilir. Ona katılabilirim, evet. Şu anda Fenerbahçe'nin konumundan kaynaklı bir psikolojik gerilimden kaynaklanan tavır, davranış biçimi olabilir. Yani bu profesyonellikte olmaması gerekiyor ama o olabiliyor olabilir. Yani onun sebebi bu olabilir. Katılıyorum. Siz hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz abi. Ben işte bu Alican, hiçbir şeyi... Şubat ayında... Bu hiçbir şeyi beğenmeye bakın geldik bu hallere. Ben vallahi bugün biraz daha böyle dedim ki hani kendimizden de yola çıkaraktan yani şu Fenerbahçe'deki her şeyi beğenmeme, ben bu tablo için konuşmuyorum. Yani uzun yıllardır gelen süreç için konuşuyorum. Pereira geldiğinde de insanlar o sabrı göstermedi. Biraz ön yargılı davrandı. Yine de bak ben kalmalı dedim. Tersi görüş belirttiniz. Sonra dedim ki evet, ben de size katılıyorum. Bence de kalmamalıydı dedim. Ya, sezon başında ben demedim mi Fenerbahçe'nin en iyi transferi Pereira? Evet. Sezon yani, başında ama, ben demedim mi en iyi dokunuşları yapan hoca? Sonra tamam ama 2-3 hafta bak şöyle. 2-3 hafta değil Alican. 2-3 hafta ya olsa abi, iyi. Trabzon maçına kadar lider gidiyor bir takım. Trabzon maçını kaybediyor. Ne oluyorsa ne diyorum, ondan sonra böyle tepe taklak giden bir... Tamam güzel. O zaman ben de diyorum ki Fenerbahçe her futbol takımı inişler düşüşler yaşar. Bu normal. Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörü bir düşüş anında takımı ayağa kaldıramıyorsa o Fenerbahçe'nin teknik direktörü değildir. Tamam kim abi teknik direktör? Var mı elinde daha iyi ihtimal işte? Ben de onu söylüyorum sana. Tamam, ya niye böyle bir hamleyi yapmadan bütün böyle gemileri yaktın? Onu bana sormayacaksın. Onu Ali Koç başkana soracaksın. Başkanın işidir o. Yani evet, Pereira'yı gönderirken o zaman geçiş süreci için Ali İsmail Kartal'ı seçmesi yanlıştı diyorsan ona saygı gösterebilirim ama o zaman da denebilir ki devre arasında hoca bulunamadı. Ama İsmail Kartal hani biraz Türkiye'yi biliyor. En azından ben hala kupa şokundayım aslında. Yani Avrupa'ya çok şaşırmadım. Ben hala Fenerbahçe kupada kaldım çünkü Fenerbahçe'nin en kolay hedefi oydu. Evet. Yani sen kupada eleniyorsun ondan sonra Kayseri gibi bir takımı.
O zaman İsmail Kartal da o geçiş süresinin hocası değilmiş ama bunu Pereira kalmalıymışa ben çeviremem, kusura bakma, ben öyle düşünmüyorum. Pereira kalsaydı ne daha olurdu? Daha kötü olurdu. Ya ben sadece fikir cimnastiği yapıyorum. Ben Pereira kalsaydı takımdaki oyuncularla arası daha kötü olacağı için zaten bir tepki var camianın futbolcuları, o daha da artardı. Çünkü futbolcu, Yalçın abinin dediği şey de o, futbolcu hoca gerginliği çok artıyordu, giderek artıyordu. Daha kötü şeyler olurdu diyorsun. Kalsaydı eğer bu yani bence daha kötü ne olabilir? Ben de ona bakıyorum yani. Vallahi hiçbir kulvar kalmamış. Şimdi o geçmişteki daha kötü olayları böyle hatırlamıyorum çok eskilerde. Onları yani anımsatmak gibi olmasın ama. Fenerbahçe'de bir bariz bir sıkıntı var. Sadece teknik direktör futbolcu ilişkisi değil. Yönetimin de futbol şubesiyle olan ilişkisi tartışılmalı yani. Tabii yönetim ne kadar o krizlerde öne şubeye, çıkabiliyor. Krizlerde destek verdi, ortalığı birleştirmeye çalıştı. Yani bunları da düşünmek lazım. Ben öyle bir şey ya de görmedim. Ben futboldan yani tamamen mental kafalarının artık tamamen bitik halde olduğunu düşünüyorum. Yani dün ayakta kalan futbolcular var. Tabii güzel isim de var Arda. Onu açacağım. Onu konuyu gelmek istiyorum Arda'ya birazdan ama mesela yenilen ilk golde Serdar Aziz'in işte sen demin yayından önce söylediğin gibi o topu ıskalaması, Tisera'nın asist yaparcasına bir topu uzaklaştıramayışı. Serdar'ın o boyla kafa topunu ilk golde vermesi. Söyledim ya Serdar'ın adamlaması. Evet. Serdar Aziz söyledin zannettim de o yüzden. Serdar Dursun da o. Pardon özür dilerim. İkinci golde 2-2 giderken şeyin Tisera'nın dördüncü hakem gibi pozisyonu seyretmesi. Yani bunlar artık kafa gitmiş. Yani başka bir şey yok. Ayakta kalan oyuncu var mı? Ben bir tek yine herkes hatalı gollerini de ön plana koyuyor da Altay diyorlar ama Altay olmasa yanmıştık. Yanar Fenerbahçe yani. Tabii canım yani bir o hava topuna çıkmadı diye eleştiriliyor Altay. Abi onda da önünde iki kişi var. Çok kalabalık. Yok, önünde iki kişi var. Hem Fenerbahçeli oyuncular var. Evet. Hem Slavyalı oyuncular var. Yani 4 kişilik bir grup var. O kalabalığa girmek istemedi. Bu kadar karanlık tablonun içerisinde üç tane oyuncu parlıyor. Bir Altay, onu kapatalım. Mert Erkan diyecek mi diye merak ediyorum. İkincisi Ferdi. Hala imza yok. Yani Ferdi ile niye bir uzun vade bir sözleşme yapıyor? Galiba Türk takım, milli takımda oynamayı da kabul etmeye yaklaşık. Yani artık tamamen burada kalabilecek durumdayken sizce niye Ferdi ile bir anlaşma açıklanmıyor kulüp tarafından? Şimdi devre arasında genelde büyük kulüpler ne yapar? Devre arasında sözleşmesi biten veya bitmeye yakın olan oyuncularla görüşmelere başlarlar. En azından sezon bittiği zaman herkesin sözleşmesi cebinde olur. Kafalar rahat olur. Böyle olmadığı zaman zaten başlıyor bu sefer dedikodular dönmeye. Galatasaray'dı. Trabzonspor'un istediği söyleniyor. Beşiktaş'tı. Avrupa'dan kulüplerdi. İngiltere'ydi. Belki sözleşmeyi imzalayacak, onun üzerine bir teklif gelecek Avrupa'dan. Belki bonservisle göndermek istiyor Fenerbahçe yönetimi. Belki onun pazarlığını yapıyor. Veya Ferdi'nin kafada hakikaten bu ortamda daha büyük kendini geliştirebileceği bir takıma gitme düşüncesi var. Aradaki mevzunun ben maddiyattan kaynaklandı olduğunu düşünmüyorum. Bu benim görüşüm. Sen ne diyorsun, ne düşünüyorsun Yalçın abi? Ben de öyle düşünüyorum. Yani benim siz de almışsınızdır o istihbaratı. Ferdi şu anda imzaya yanaşmıyor. Yani kendi imzaya yanaşmıyor diye duydum ben. O da geleceğiyle ilgili bir takım planlamaların olduğunu bana anımsattırıyor. Öyle düşünmek zorunda bırakıyor. O geleceğiyle ilgili planlamaların da Fenerbahçe'nin nasıl bir yapılanmaya gireceğini de bekliyor olması ihtimal mi? Tamam. Ya mesela herkesin gönlündeki Löw gelse Ferdi hemen kalır mı acaba? Löw gelse kalır gibi isme böyle bakarsak, işte Löw'ün onu ikna etme gibi bir sürece gireceğine bilmiyorum. Hani inanmıyorum da. Ama Dünya Kupası kazanmış apoletli bir teknik adamın takımında oynamak bir ayrıcalıktır. Veya iki tane, böyle iki, de düşünebilirim. İki tane yıldız oyuncu gelecek olsa Fenerbahçe'de falan. Hani bu Fenerbahçe'den bir umut görse ben daha bu imza işine daha çabuk yanaşacağını düşünüyorum. Zaten oradan kaynaklanıyor Ferdi'nin bir geride durmasının sebebi o yani. Fenerbahçe nasıl şu anda iyi değil. Bu yapılanma düzelir mi, düzelmez mi? Onun muhasebesini yapıyor bana göre. Bu da bana göre bence Fenerbahçe için çok tehlikeli bir şey. Yani gelecek, gidecek her oyuncunun fikrini etkileyecek bir durum.
Arda ne diyeceğiz? Yıldız diyeceğiz artık bu bir saatten kere, sonra. Arda Bey diyeceğiz. Bir kere bugün itibariyle iyi ki doğdun Arda diyeceğiz. Doğum günü kutlayacağız. Evet. 17 oldu. Şimdi Ömer Faruk Beyaz işte geçtiğimiz sezon bayağı bir konuştuk burada. Yapılan hatalar vardı. Arda'da bu hatalar yapılmadı. Biraz da karakter de, oyuncunun karakteri de çok fazla şımarmaya veya ne bileyim böyle kendini diğer oyunculardan ayırmaya yönelik bir yapıda bir çocuk değil. Bir de çevresinde Ömer Faruk'un çok fazla menajerler ve onu böyle aşağıya çekmek isteyen, ondan bir şeyler koparmak isteyen insanlar vardı. Sağa sola almak isteyen. Belki Fenerbahçe başkanları içerisinde tek değildir ama nadiren görülmüş bir olayla başkan ve sportif direktör evine kadar gitmiş Ömer Faruk'a planlamayı anlatmıştır. Buna rağmen Ömer Faruk gitti, oynayacak diye gitti ama geçen gün sen de konuştun. Hakan Bilal abimizle olan programda henüz ilk 11'de başlayıp da süre alamadı. Şimdi Arda'daki beklenti, bir kere Arda'yı getiren Serhat Pekmezci. Serhat Hoca Altınordu'da bu tip gençleri çok bulan bir isimdi. Hikayesini zaten herkes biliyor. Ve çok ısrar etti başkanı, al bunu, al bunu, al bunu diye. Yalçın abi sen mi demiştin? Acaba biz Arda'nın transferini kime yazalım diye? Serhat Hoca'ya mı yazalım yoksa Serhat Hoca'ya inanan o 150 bin liraya gelmişti Fenerbahçe'ye. Evet. O parayı bu maddi desteği sağlayan başkan Ali Koç'a mı yazalım diye. Şimdi gelmesinin de dışında Arda'yı doğru planlamayla oynatmak var. Ben mesela Elif Elmas'ta bu planlamayı gördüm net bir şekilde Aykut Hoca döneminde. Süre ala ala hemen böyle vitrine atmaktan ziyade tam böyle doğru zamanda, hani İsmail Hoca da dedi ya Arda'yı koruyorum diye, cümlelerin altındaki satır başları buydu aslında. Hani maçına göre, sertliğine göre bazen son 20'de alayım. Aynı Slavia Prag maçında olduğu gibi. İşte bazen ilk 11 başlayayım ligde daha zayıf takımlara karşı. Böyle ısındırayım. Ama ben Arda'ya baktığımda, yani Mesut'un geldiği zamanki heyecanı da biliyorum. İrfan geldiğinde de ona böyle çok fazla umut bağlanmıştı. Ben Arda'da daha çok heyecanlanıyorum. Beni Arda daha çok böyle Fenerbahçe'ye bakmama, sahiplenmeme yönlendiriyor diye düşünüyorum. Peki Arda'da nelere dikkat edilmeli Yalçın abi? Şimdi bence İsmail Hoca çok güzel bir başlangıç yaptı Arda ile ilgili. Yani ilk 11 oynatarak. Bu tip genç oyuncuların, 16, 17, 18 barajında olan oyuncuların ilk maçları çok önemlidir. Eğer ilk maçlarında performans olarak çizgiyi aşarlarsa, beklenen çizgiyi aşarlarsa ondan sonraki gelişmeleri daha iyi olur. Ben o anda o yüzden dedim İsmail Hoca keşke Arda'yla da başlasaydı 11'e ki eminim orada da iyi performansını devam ettirecekti. Arda Ali Can'ın dediği gibi hem karakter olarak hem bir kafa yapısı olarak hem sanırım bir de aileden gelen bir şeyi de var. Yani olgun bir insan gibi duruyor şu anda. Yani 17 değil de 22, 23 falan oralara gelmiş bir havası var Arda'nın. Hem saha içinde hem saha dışında bunu gözlemliyoruz. Demin sen de Adıcan mı sen verdin örneği. Şey Mert Hakan'a gitti. Şeyin Maçtan sonra ya düşün yani o gitti aldı. Diğerleri aldılar başlarını. Soyunma odasına gidiyorlar. Dolayısıyla bence tamam İsmail Hoca da haklı olabilir belki. Hani futbolcusunu bir anlamda böyle kritik maçlara atıp onu harcamak gibi bir şey düşünebilir yani harcanmasın diye. Olabilir. O da bir anlayış olabilir ama ben keşke başlasaydı diyorum. Demek istediği neydi biliyor musun Yalçın abi? Maç içerisinde girdikten sonra hatırlıyor musun? Bir 5 dakika sonra bir top kaptırdı. Birebir pozisyon oldu. Evet. Şimdi oradaki yenilen golün Arda'ya yazdığını düşünelim ve son goldeki katkısının olmadığını düşünelim maç içerisinde. Bu sefer tam tersi durumları konuşmayacak mıydık? Bak Arda'yı attı, işte tecrübesizdi, verdiği pasta rakip gol attı, onun yüzünden golü yedik. Veya maç içerisindeki senaryonun 2-2 olduğunu düşün, öyle bir hatanın da gol olduğunu düşün ve maçı öylelikle bitirdiğini düşün yine 3-2.
Yani burada demek istediği o aslında. Evet. Yani bazen genç oyuncular yani bu hatayı... Şunu söyleyeyim, biz şuradaki üçlü öyle bir şey olsa suç Arda da diyemezdik. Ama diyenler çıkacaktı. Yani... %1 milyon çıkacaktı. Niye başladın da işte tecrübeli oyuncuyla başlamadın diyenler çıkacaktı. Ya işte o diyenlere ben şöyle söylemek istiyorum. Yani biz zaten tecrübeli oyuncularla Fenerbahçe bu noktaya geldi. Yani hiç olmazsa Yalçın abinin dediği gibi eğer bir şey kaybedilecekse... Arda ve kaybedilsin. Gençlerle. Arda ve gibilerle. Mesela bu saatten sonra Arda, Çağatay, Burak Kapacak ve Ferdi. Bunların kalan ligin kalan 12 maçında büyük oranda oynatılması gerektiği tarafındayım. Ben yani 90 dakika olmaz da bu 4 oyuncudan. Ferdi zaten devamlı 11 oynuyor da kalan 3 oyuncu Arda, Çağatay, Burak'tan. Ya ikisi 11 başlar, biri 70 oynar, biri 35 oynar ama bunlarla Fenerbahçe ne yapacaksa, gidemeyecekse bunlarla gidemesin, gitsin, giderlerse bunlarla gitsinler. Bir de ben Arda'nın yanına çok iyi bir mentor konması taraftarıyım. Yani şimdi bu kardeşimiz şimdi zannedersen Fenerbahçe Koleji'nde okuyor. Hatay maçı oynuyor mesela. Ertesi gün belki fen bilgisinden sınavı var. Sınıf okula gidiyor. Tam böyle ders notları falan diyecek. Herkes arkadaşlar etrafında nasıl geçti maç falan. Yani bu kafa dağılımı, ailesine gidecek. Belki annesi babası çok önemli bir fen sınavını sormayacak da maçtan sonra ne oldu diyecek. Bunlar o çocuğun dengesini çok bozacak bir özel hayat olur. Bu özel hayatını onun çok ciddi bir şekilde korumak gerekiyor. Yani geçmişimiz Türk futbolunun ve geçmişi çok kaybedilen genç yıldızlarla dolu yanılmıyorsam. Evet. Fazlasıyla var. Bu isimleri saydık. Fenerbahçe altyapıdan hani oyuncu çıkmıyor deniliyor ama aslında çıkan oyuncular vardı da. Çıkıyor gidiyor. 19'dan sonrasını göremedik. Evet işte Arda... Ya ben Arda'nın çok fazla saha içinde konuşulacak bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük yetenek ve o soğukkanlılığına da sahip. Arda'yı böyle çok ciddi bir koruma altına almak şart kanısındayım. Bu hafta Kasımpaşa maçı var. Trabzon, Alanya, Konya. Alanya deplasman. Bu dört maç Fenerbahçe'nin muhtemelen lig sıralamasındaki yerini de 3 aşağı 5 yukarı belirler. Ne bekliyorsun bu süreçten? Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Konya. Yani beklentimiz Fenerbahçe'nin 4 maçı da kazanması yönünde tabii. O dilek oluyor. O dilek yani onu bekliyoruz. Ne güzel konuşuyor ya. Ama olur mu? Yani görüntüye bakarsan, yani takımın son havasına bakarsan biraz sıkıntılı. Kasımpaşa'da biliyorsun son Konya maçı 4-4 bitti. 2 defa geri düştü sonra öne geçti ama 4-4 bitti maç. Abi bak hoca değişikliği Kasımpaşa. Mesela Adana Demir. Hoca değişikliği başka takımlarda nasıl etki ediyor? Bir de dön bak Fenerbahçe'ye bir hoca değişikliği nasıl etki ediyor? Peki bunda Alican... Ne dedi Murat Sancak? Bizim bulduğumuz hocayı ne Galatasaray buldu ne Fenerbahçe bulabildi dedi. Ben dedi onların arasından dedi gittim dedi hocayı aldım getirdim dedi. Buyur Deniz. Yani bir Adana Demirspor kadar yani kötü bir ifade olabilir belki. Lige daha yeni çıktığı için söylüyorum Süper Lig'e. Ama Süper Lig'e yeni çıkan bir takım böyle bir yapılanmaya girebiliyor da yani bu ligin çınar ağacı nasıl böyle bir yapılanmaya peki, giremiyor? Sana şöyle söyleyeyim. İsmail Hoca Fenerbahçe'ye geldiğinde yanına iki tane de istediği oyuncu transferi yapılsaydı hiçbir şey yapılmadı biliyorsun. İsmail Hoca aldığında evet. Oynayacaksın dediler. Farklı olur muydu? Ben farklı olacağını düşünmüyorum. Mental anlamdaki çöküşü kimse gördü aslında görmek istemedi. Zeki Hoca'nın bir sözünü ben burada söyledim. Daha takıma geldi. Perera gittikten sonra dedi ki bu takım mental olarak çökmüş. Önce bu durumu düzeltmeliyiz dedi. Tamam sana da arada salladım hani Perera'ya olan yaklaşımından dolayı. Ben sadece muhabbeti açmak için söyledim. Hayatta en alıştığım şeylerden biri seni sallamadan oldu. Neyse aslında sana da hak vermiyor değilim yani. Alt zeminde. Zeki Hoca bu analizi yaptı. İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca ne dedi? Bu takım mental olarak çökmüş dedi. Ya bu gözüküyor. Bu çöküşü sağlayan kimdi? Pereira'ydı. Bunu ayağa kaldırabilecek olan kim? Yeni gelen teknik adam. Ama işte... Çok güçsüz geldi İsmail Hoca. İsmail Hoca, ya arkadaşlar ben de dedim ki aklın yolu bir. Yani şu anlamda bir. Hiç kimseyi bulamazsan eğer ya hazır Fenerbahçe'yi tanıyan, bilen teknik adam dedik. Şimdi bir önceki dönemde İsmail Hoca'nın takımına bak, kadroya bak. Bir de ya bu tip takımları her zaman sezon başı almak, sezon başı çalıştırmak da sonradan takıma gelmek çok farklı. Sen gelirken de zaten sana herkes
yani emanetçi gözüyle bakıyor. Buraya gelecek, emaneti devralacak ama daha sonra ayrılacak, gidecek. Yani bu bakış açısı, senin bu değersizleştirmen hem takımı hem de İsmail Hoca'yı biraz da böyle bir takımdaki o çöküşü tetikledi. Beşiktaş'ta aynı şeyi yaşıyor musun? Mesela Önder Hoca'ya daha farklı bir bakış var. Her ne kadar Şenol Güneş ismi yine çok ön plana çıkmış olsa da işte Şenol Hoca gelecek, Şenol Hoca gelecek. Ama çıkıyor başkan, diyor ki böyle böyle diyor. Önder Hoca diyor. Ama bu arada... Burada ben... var mı diyen bir tane bana bir söyleyin ya. Bu arada... Bir isim çıksın desin ki ya İsmail Hoca'yı da güveniyoruz, arkasındayız. Oldu mu diyen. Yani daha imza töreninde çıkmadılar yanında, sadece fotoğraf verdiler de. Evet, o da zaten hocayı derin zayıf düşüren noktadan biriydi. Bu arada Slavia Prag maçı sonrası ondan Prag takımının teknik direktörü Tripovsovski, adı da zor, ilginç bir açıklama yaptı, biliyorsun, duydunuz herhalde. Beşiktaş bana teklif yaptı ama ben burada çok mutluyum dedi. Evet, Beşiktaş Önder Hoca'ya güveniyor, onunla yürüyor ama bir yandan da yeni sezon için... Yapacak tabii. Tabii. Fenerbahçe'de Pereira ile biraz böyle tökezlemeye başladığında zaten hemen o çalışmayı yapmak zorunda. Bu her kulüpte böyle, yani sanki ilk kez duyuluyor. Galatasaray'da da böyle yapmadı mı Galatasaray Fatih Terim'in arkasından? Yani Beşiktaş yapmadı mı? Fenerbahçe'de yapacak. Ya diğer Avrupa kulüpleri de aynı. Her zaman B, C, D, E planların hazır olacak. Yani olmazsa zaten böyle... Bakarsın. Fatih Hoca çalışırken yaptılar zaten. Tamam, çalışıyordu. Öyle yapılıyor zaten. Geçen sene de Sergen Hoca kötü gidişatın olduğu dönemde yapıldığını duydu. O yüzden biraz böyle kendini geri çekti. Ne zaman ki böyle hırs yapıp da takım üst üste galibiyetler alınca, ondan sonra zaten şampiyon oldu. Sonrasında ne oldu? Bak, o unutulmuyor işte. Ne oldu sonrasında imza sürecinde? Attıydı, atmadıydı. İşte siz ben varken başka bir teknik adama gittiğinizde gitmediydi. Bak, bunlar da oluyor. Ya bu çalışmayı çok gizli. Ama her zaman böyle köşende böyle bir planın olacak. Kötü gidişat için bir senaryo hazır olmalı. Evet. Fakat belki de senin bu söylediğin şey ne kadar önemliyse de Ali Koç döneminde en başarılamayan noktadan biri de bu oldu. Yani hiçbir zaman B planı olmadı Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla 3,5 yıllık Ali Koç döneminin bir yılda teknik direktör. B planı ne oldu biliyor musun? O hep diyoruz ya işte 8 teknik direktör şuydu buydu. Hep teknik direktör gittiğinde yanında duran kim varsa antrenör o oldu. Yardımcısı oldu. Yani bizim B planımız ne oldu? Koku gitti. Yanına kim geldi? Kuman geldi. Tamam, öyle oluyor işte. Trajikomik bir şey bu da tabii. Pereira ama... gitti. Kim geldi? Zeki Hoca, geldi. Kim geldi? Çıkar altyapıdan Tahir Hoca geldi. Tahir Hoca geldi. Kim geldi? Yine o araya Emre'yi buldunuz. Hep yanı başınızı aradınız. Bak, dikkat et. Evet. Hep yanı başında aradın yani. Peki Yalçın, yani B planı yapmamışlar. Uzaklarda arama. Çünkü sen hazırı içimdesin. Yalçın abi. Evet, kenardaki hazırı hop monte etmişler. Ya. Peki Yalçın abi, şu an artık kulvarlar bitti. Bir tek hedef kaldı Avrupa. Bu arada ister istemez yine kongre, olağanüstü kongre istekleri, gündemi ortaya çıkacak. Şu an ne düşünüyorsun? Yani Fenerbahçe'nin bir nefes alması için, Ali Koç'un bir güven oyu tazelemesi için bir olağanüstü kongreye gitmesi sence uygun mu, yoksa hiç düzeni bozmamak mı lazım? Yani düzen derken yani... Anladım. Ya şimdi şartlar kötü şu anda. Ali Koç'la ilgili de tepkiler var. Ben olsam mesela olağanüstü kongre kararı alırım, hem de güven tazelerim, yönetimimi de değiştiririm bir şekilde. Daha Fenerbahçe'nin içinden, Fenerbahçe'yi tanıyan, Fenerbahçe kulübünü bilenler arasından bir ekip yapıp tekrar... Haziran ayında transfere öyle girerim. Tabii. Yani yaparım yani. Bu olup olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Sen o, bu görüşten... O dediğin olmaz abi. O dediğin temenni, ya başkan cephesinde olsa iki kere yönetim yaptı. Bir önceki daha yeni seçim sürecini atlatmış kulüp. Yapsa yapardı. Niye yapmıyor? Bunu çalışan, yani şu an geçmiş dönemde idarecilik yapan Fenerbahçelilerin çoğu söyledi. İyi isimlerin hepsi söyledi bunu. Başkan yanında böyle isimlerle çalışmıyor. Çalışmak istemiyor. Tamamen kulübü kendi yönetmek istiyor. Bu doğrultuda da bir yönetim kurulu yaptı. Gördük ki gelinen noktada neyi eleştirdiyse hep tersini yaptı. Yani bir güven tazeleme için olağanüstü kongre faydalı olur mu şu dönem? Ya olur ama bunu Ali Koç'un düşünebileceğini, Ali Koç'un yapacağını düşünmüyorum. Şimdi öyle bir durumda
çıkabilecek birkaç tane aday olmuş olsa, Aziz Yıldırım döneminde bu kadar oy farkının son seçimde, Ali Koç'ta girdiği seçimde neden oy farkı bu kadar çok oldu? Takım en azından işte Avrupa'da bir ne bileyim başarı göstermiş olsaydı, Türkiye Kupası'nı kazanmış olsaydı, o sezon basketbol takımı Avrupa'da bir kupa almış olsaydı veya takım şampiyon olsaydı, Ali Koç yarışı kazanır mıydı? Yok. O abi. Sene takım şampiyon oldu abi. Ali Koç yarışı kazanır mıydı? Ali Koç aday olur muydu? Ya olurdu. Adaylığına çıkıldı zaten. Geri çekildi. Açıklamıştı. Bir sene önceden açıkladı ya. Ha tamam da takım başarılı olsaydı derdik şu an takım çok iyi gidiyor. Ben bu kulübün gidişatını bozmam için adaylığımı çekiyorum da diyebilirdik. Derdi bence öyle olurdu o iş. Ama zaten... Şimdi bu kötü süreçte de, bu kötü dönemde hadi gidelim dediğin anda birkaç tane aday çıkacak. Belki de Aziz Yıldırım çıkacak. Yani niye açıklamıyor mesela? Madem Löw'le veya Löw ayarında bir hocayla anlaştı. Niye açıklamıyor? O kozu bekliyor. Yani biri çıkarsa hemen o kozu seçim kozu olarak öne sürecek. Ha, belki ona da gerek kalmayacak. Belki toplanacak. Ne kadar imza lazım Yalçın abi? 4 bin falan. Yok 6 bin. 6 bin olabilir mi abi? 6 bin. Yani 7 bine yakın imza toplanırsa garanti oluyorlar ama 6 bin garanti. 5 kişi de bir kişi. Olması yani gerekiyor. O imzayı atmaya hazır çok sayıda üye olduğunu biliyorum açıkçası kendi adıma ama... Yani divanda bir isim sadece Hulusi Bergül çıktı, eleştirdi. Hani ben eleştirmeyenler niye eleştirmiyor demiyorum da. Yani daha kendi içinde bile başkanı eleştiremeyen veya bu yapılanları görmezden gelen veya işte artık bu duruma alışan diyeyim. En kötüsü de bu alışmak, başarısızlığa alışmak. Sanki bir iş biraz daha o tarafa doğru gidiyor. Biz artık vasata alışan bir takım olduk. Ya yani bizim için mesela geçen sene meğer çok değerliymiş yani. İkinci olduk. Üçüncü olduk. Meğer geçen sene biz şampiyonluğu kıl payı kaçırmışız. Yani bu çok önemliymiş. Bu seneye baktığımda bunu daha iyi anlıyorum. O konuda da hani Emre Berezoğlu kaldıydı, kalmadıydı. İşte bak senin bu onu da göremedin. Senin bu söylediğinin yansımaları zaten Şükrü Sarıhoca olsada da çok fazla gözüküyor. Ne seyirci var, ne ortam var. Gelen zaten Fener gol yediği anda direkt protesto için hazırlanmış gibi, hazırlanmış kıtalar gibi duruyor. 12 maçı kaldı Fenerbahçe'nin. 6'sı Kadıköy'de oynanacak. Bu 6 maçta Fener Ali Koç ve yönetimi zor günler yaşar. Yani zor anlar yaşar eğer istenilen. Taraftar giderse zor günler yaşar da. Şimdi taraftar Alican, taraftar şöyle gidiyor. Bir kere satılan belli sayıda bir kombine var. Kombineler hemen devrediliyor. Başkaları geliyor. O gelenler de yanlış anlamasınlar ama böyle çok 12. adam ruhundan uzak. Tribün kültüründen uzak tribün diyorsun. Kültür. Hemen protesto, hemen mesela ben bu sene daha ne göreceğiz? Hani sen demin bir şey söyledin, hı-hı, daha ne olabilir? Her şey daha ne olabilir dedikçe dahası geliyor başımıza. Yani ben Fenerbahçe maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin penaltı atan futbolcusunun yuhlandığını gördüm. Yani ya bunu da gördüm. Yani başka daha ne göreceğim diyeceğim ama dahasını da göreceğim diye. Demek ki bir konuşmamak gerekiyor. Yani aman sen de konuşma, ben de konuşmayayım. Çünkü konuştukça daha kötüsü oluyor. Maça gelen seyircilerin biraz daha 12. adam ruhuna girmesi lazım. Doğru mu Yalçın abi? Sen doğru, doğru da bir de biliyorsun maç biletlerinin çok yüksek olmasından da şikayet var. O yüzden de mesela kale arkalarının dolmadığı söyleniyor. Ya burada şeytan avukatlığı gibi olacak da sanki yönetim de hakikaten böyle bir ortamda böyle bir bilet fiyatları koyuyor ki sanki kimse maça gelmesin, stat boş olsun, başımıza da iş olmasın diye bir politika izliyormuş gibi geliyor. Evet Alican. Son bir sözün var mı? Eklemek istediğin bir şey var mı? Şimdi şimdi diyeceğim ki Erzincanspor diyeceğim. Yeri zamanı eyvah, mı diyecek? Eyvah diyeceğim. Eyvah diyeceğim. Ya şimdi bu arada deniz, Erzincan ben, düşmanı gibi olduk biz ama yok, değil yani. Yok. Estağfurullah. Arada geçen iki hafta önce de Manisa FK'nın maçına gittim. Menemen maçına. İnan Figen bir programda söylemişti. Bazen alt ligdeki maçları izliyorum daha heyecanlı diye. Yani neredeyse Fenerbahçe'yi böyle bir köşeye diyeyim hani koyup biraz daha böyle farklı alternatif takımları izlemeye başladık. Çünkü izlediğimiz maçlar Yalçın abi diyor ki uykusuz kaldım diyor. Kalacağım tabii dedim Yalçın abi yani Fenerbahçe'yi izliyorsun. Bu gayet doğal. İnsanların içindeki Fener aşkı Fenerliysen bitmez.
Kadın futbol takımını takip etmeleri öneririm. Yani bir arayıştayız yani, böyle nasıl diyeyim sana, sen diyorsun işte bak bu hafta ne maçı var, madem öyle ben sana sorayım. Bu hafta ne maçı var? Evet. Nerede oynanıyor? Beylerbeyi'nde. Tamam. Demek ki takip ediyor takımı. Stadın adını hatırlayamadım. Yeri bildim de birden Beylerbeyi diyemedim. Yani biz artık alternatif takımları izlemek istemiyoruz. Bu arada sınava çekiyor bizi. Yok, evet. Bakıyorum takip ediyor musun, etmiyor musun? Yani hani böyle sallayacak konuşuyorsun ya. Da yok. Dedim oradan yakalayayım mı? Yakalayacak oradan, ondan sonra yandın. Ama Yalçın abi bak, demek ki takip ediyor. Yok, çok zevkli maçlar. Gerçekten yani bir ruhla oynuyorlar. Çok keyif veriyorlar maçları. Yani herkes artık göze hoş gelen, kendisini biraz daha mutlu eden şeyleri izlemek istiyor. Yalçın abi şimdi maçı izliyorsun, kahroluyorsun, nereye kızacağını bilmiyorsun. Bu sefer takınca da taklı oluyorsun. İsmail Hoca'nın bir sözü sana farklı geçiyor. İşte ne bileyim, oyuncunun mesela nasıl Deniz'in Mert Hakan yandaş takıntısı var değil mi? Mesela var mı? Var değil mi? İşte mesela her hareketi ona garip gelmeye başlıyor. Veya tribünlerin her bir sözü farklı işliyor. İşte protestolar farklı bir yere gidiyor. Başkanı küfür oluyor. Bu süreç arttıkça, başarısızlık böyle arttıkça ne yani yaşamayalım dersek yaşıyoruz. En güzeli stres, sinirden uzak biraz daha böyle başka bir alternatiflere gideceksin. Arayacaksın. Fenerbahçe maçına gitmeyelim yani. Hayır öyle kesinlikle. Bak izleyeceksin diyorum bak kesinlikle. Bak en çok kızdığım noktalardan bir tanesidir o. Yani. Eklemek istediğim bir şey var mı dedim, adam çok dolu çıktı ya. Beni daha fazla konuşturma. Program süresi bitmek üzere. Yalçın abi sen eklemek istediğin bir şey var mı? Yok ben bir şey söylemiyorum. Yani temenni sadece benimki. Bir an önce Fenerbahçe bu kaotik ortamdan kurtulsun. Fenerbahçe taraftarı da maça keyifle gelsin, izlesin. Fenerbahçe taraftarı maça keyifle gelsin. Biraz daha 12. adam rolünü üstlensin ve Fenerbahçe kalan süresinde bu gençlerle mücadele versin. Ne olacaksa da onlarla olsun. Ben romantik, o görüşteyim. Romantik Fenerbahçeli dersiniz. Ya romantiklik değil bu. Bundan önceki başarılardaki ortamdaki tabloyu çizmeye çalışıyorum. Gençlerle yaşayalım. Gençlerle heyecanı yaşayalım. 12 maç uzun bir süreç çünkü. Teşekkür ediyoruz. Aboneliklerinizi bekliyoruz her zamanki gibi. Giderek artan bir ilginiz var. Bunun daha da artması her zaman en büyük temennimiz. Sağ olun, var olun. Bir dahaki programda görüşmek üzere.